hiç hissetmiyorsunuz. Memleketin haline bir bakınız. Memuru, işçisi, emeklisi, esnafı, çiftçisi ve işsiz ordusu ile bütün bir milletin hayatını idame ettiremez ve geçinemez olmuş bu gerçeği görmüyorsunuz. Anneler evlatlarına tencere kaynatamıyorsa, Anadolu'da çocuklar yastığa başını aç koymuşsa, babalar evlatlarına, evlatlar da babalarına mahcupsa, aileler en basit ihtiyacını bile karşılamaktan mahrum bırakılmışsa, 100. yılı kutlayacak yüzümüz var mı? Soruyorum Allah aşkına. Gençlerin umutları, hayalleri mülakatlarda çalınmış. Bugünleri ve istikballeri de ellerinden alınmış. Tarihe, bugüne, istikbale karşı yüzümüz var mı? Türkiye'de 3 milyon çocuk yeterince protein alamıyor ve düzgün beslenemiyor. Bir yanda 5 maaşlı danışmanlar var, bir yanda çocuğunun okul çantasını alamayan babalar. TÜİK verilerine göre 1,5 milyon evladımız okula gidemiyor. Kimi defterini alamadığı için, kimi öğün masraflarını karşılayamadığı için, kimi çalışıp eve bakmak zorunda olduğu için. Evlatlarımıza karşı 100. yılda yüzümüz var mı? Cumhuriyetin birikimlerinin topyekün satıldığı, uluslararası tefecilere teminat gösterildi. Yalnızca bugünün değil, geleceğinin de borçlanıldığı Türkiye'de doğmamış nesillere karşı yüzümüz var mı? Kendinizden sonraki nesillere, çocuklarımıza, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize teslim aldığımız gibi bir dünya ve teslim aldığımız gibi bir Türkiye bırakamayacağız. Yüzümüz var mı? Dünümle, bugünümle, mazimle ve tüm müktesebatımla soruyorum. Cumhuriyetin 100. yılında 100. yılı kutlamaya yüzünüz var mı? Siz bu söylediklerimi ciddiye almıyor olabilirsiniz. 100 yıllık cumhuriyetin 20 yılını siz yönetiyorsunuz. Ben 63 yaşında bir vatandaşım. 63 yaşında bir vatandaşım. Hasbel kader ve hasbel tesadüf bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanını, başkanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cemal Gürsel hariç yüz yüze görmüş bir insan. Ben cumhuriyetin 63 yılında vatandaş olarak bir gün dahi devlet yönetmede sorumluluk üstlenmememe rağmen kendimi acaba yüzümüz var mı cumhuriyetin 100. yılını kutlamak noktasında diye sorguluyorsam, sorgulamanın en büyüğünü sizlerin yapması gerektiğinin de altını çiziyorum. Kendimizden sonraki nesillere dediğim gibi teslim aldığımız gibi bir Türkiye bırakamayacağız. Benim dedem 1881 doğumluydu. Savaşlar görmüştü. Babam 29 doğumlu. O da fukaralığın ne olduğunu anlatıyordu. Dedem babama bir cumhuriyet, babam da bana yaşanabilir bir Türkiye bıraktı. Şimdi ben çocuklarımıza ve bizden sonraki nesillerimize acaba bunu yapabilecek miyim diye kendimi sorguluyorum. O sebeple soruyorum, yüzümüz var mı diye. Dünümle bugünümle soruyorum. 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyorsunuz, hala vaatlerde bulunuyorsunuz. 100. yılda neler yapacaklarınızı söylüyorsunuz. 99. yılda ne yaptınız da 100. yılda ne yapacaksınız? Bu ülkeye ne vaat edeceksiniz? Bu ülkeye yoksulluk, sefalet ve istibdattan başka verebileceğiniz hiçbir şey kalmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının mensupları, son sezonunuzla ilgili size bir spoiler uyarı vermek istiyorum. Siz ilk yapılacak seçimde bu iktidardan gideceksiniz. Siz gideceksiniz, fukaralık bitecek. Siz gideceksiniz, nepotizm bitecek. Siz gideceksiniz, haksızlık bitecek. Siz gittiğinizde hürriyet, siz gittiğinizde bereket, siz gittiğinizde liyakat, siz gittiğinizde de adalet gelecek. Şimdiden duygusal ve mental hazırlığınızı yapın, çünkü yolculuğunuza çok az kaldı. Sarayın yalanlarının milletin gerçeklerine yenilmesinin çok az vakti kaldı. Rant düzeninin çökmesine çok az bir zaman kaldı. Adaletin tecellisine de çok az kaldı.
Adalete, hürriyete, eşitliğe ve kardeşliğe de çok az kaldı. İyi Parti olarak biz inanıyoruz ki beşeriyetin her alanında, her yarışta geriye düşürdüğünüz Türkiye, İyi Parti iktidarıyla birlikte mazinin tüm sorumluluklarını da sırtına yüklenerek atinin üzerinden bir güneş gibi doğacaktır. Allah'ın izniyle çok az kaldı. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyor. Sabrınız ve nezaketiniz için teşekkür ediyorum.